Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için çok yararlı olacaktır. Kanalımıza ilk defa geldiyseniz lütfen son videomuzdan geriye doğru testleri çözün arkadaşlar. En iyi çalışma yöntemi budur. Son videomuzdan geriye doğru testleri çözün. Çünkü en güzel soruları sürekli paylaşıyoruz. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Mutlaka takip edin. Bu videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki var. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı mutlaka aşağıdaki yorum kısmına yazın arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? Lütfen e, sınavda da çok dikkat edelim. Görsel soruların içindeki tabelalara çok dikkat edelim. Şıklara bakalım. A yalnız 3. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D şıkkımız ise 2 3 ve 4. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yalnız 3 numaralı araç geçme yasağına uymamıştır arkadaşlar. Tabelada da görüyorsunuz zaten. Kamyonlar sollama yapamaz tabelası. Devam edelim. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A el freninin çekilmesine, B motorun durdurulmasına, C acil uyarı ışıklarının yakılmasına, D şıkkımız ise yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına gerek yoktur. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? A kafa yaralanmaları, B beyin zarı iltihabı menenjit, C kaburga çatlakları, D zehirlenmeler. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kaburga çatlakları koma halinin nedenlerinden değildir. Görsel bir soruyla devam edelim. Çok önemli bir soru arkadaşlar. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir? Görüyorsunuz kesik kesik çizgiler var. Şıklara bakalım. A. Şerit değiştirmek yasaktır. B. Öndeki aracı geçmek yasaktır. C. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. D. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bu gördüğünüz yol çizgileri. Eğer bu çizgi devamlı bir çizgi olsaydı, kesik kesik olmasaydı o zaman da sollama yapamazsınız anlamına gelmektedir. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A aküde, B bujilerde, C jikle devresinde, D rölanti devresinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Muhtemel arıza aküde olabilir. Devam edelim arkadaşlar. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A radyatör, B termostat, C yağ filtresi, D devri daim pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A kanamanın durdurulmasını, B kan dolaşımının sağlanmasını, C solunum desteğinin sağlanmasını, D hava yolu açıklığının sağlanmasını. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanmasını ifade etmektedir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. Trafik kurallarına riayet edilmesi. B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A motorun soğuk çalışmasına B motorun hararet yapmasına C fren hidroliğinin azalmasına D bijon somunlarının gevşemesine Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorun hararet yapmasına neden olabilir. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant B. Motor yağ kalitesi C. Doğru yapılmış far ayarı D. Delinmiş egzoz susturucusu Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kesinlikle motor yağı kalitesi, motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür arkadaşlar. Lütfen motor yağımızı zamanı geldiğinde üzerine ilave etmeyelim. Boşaltıp yenisini koyalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Üzerine ilave ettiğimiz zaman içeride bir tortu oluşuyor. Bu da motora zarar veriyor. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öndeki aracın durması. B. Öndeki aracın yavaşlaması. C. Görüş mesafesinin kötü olması. D. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini. B. Motoru durdurmasını. C harekete hazırlanmasını, D şıkkı ise biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Harekete hazırlanmasını bildirir. Yeni yönetmeliğe göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A çekici, B otobüs, C kamyon, D iş makinesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. C sınıfı sürücü belgesi olan bir kişi kamyonu da kullanabilir. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Eksoz manifoldu. B. Emme manifoldu. C. Külbütör kapağı. D. Karter. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Eksoz manifoldudur arkadaşlar. Okla gösterilip soru işareti bırakılan yer eksoz manifoldu. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? A 1-2 dakika B 5-10 dakika C 15-20 dakika D şıkkımız ise 30 ila 40 dakika. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. 15 ila 20 dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir. Sırada görsel bir sorumuz var arkadaşlar. Çok basit gelebilir ama sınavın heyecanıyla yanlış yapabilirsiniz. O yüzden bunu da geçmeden e, cevaplayalım. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir? Lütfen dikkatli bakalım. A. Düşük banket. B. Dikkat. C. Okul geçidi. D. Şıkkımız ise yol ver. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dikkat anlamındadır arkadaşlar bu tabela. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? A. Uzun kopması varsa. B. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse. C. Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa. D. Şıkkımcısı kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa? Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise tercih edilmez arkadaşlar. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. B. Görünmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi c. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi, d. Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi yasaktır. Muhtemelen oradan aracınız çekilecektir. Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi, ne ile gerçekleştirilir? A. Fitil ile B. Kendi kendine C. Buji kıvılcımı ile D. Şıkkımız ise dışarıdan ısıtılarak Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Buji kıvılcımı ile ateşlenir arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli bakalım ve sınavda sakin cevaplayalım bu soruyu. A 1 2 3 B 2 1 3 C 3 1 2 D 3 2 1 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 3 2 1 şeklinde olmalıdır arkadaşlar sıralama. Yani kontrolsüz kavşaklarda her zaman en sağdaki araç. Yani siz araçtaysanız en sağınızdaki otomobil önceliklidir. Bu konuyla alakalı bir video yayınladık zaten YouTube kanalımızda. Kontrolsüz kavşaklar olarak aratırsanız muhtemelen bulacaksınız. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Şekerli su içirilmeli. B. Sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli. C. Sert bir yere sırt üstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı. D 100 aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A. Şoför B. Sürücü C. işleten, D araç sahibi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Araç ticari olduğu için şoför adı verilir arkadaşlar. Eğer ticari olmasaydı sürücü olurdu. Aracımız ticari olduğu zaman onu kullanan kişiye şoför denir. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün Kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir. A trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi. B karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C radyo veya müzik açması. D derin nefes alınması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. Bu yapması gereken uygulamalardan değildir arkadaşlar. Ağızdan ağzı suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış B. Yarı oturuş C. Sırt üstü yatış D. Yüz üstü yatış Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sırt üstü yatış pozisyonu verilmelidir ve çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Sert bir zemine yatırılmalıdır arkadaşlar. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? A plakaların ortasında, B plakaların en altında, C plakaların 1 cm altında, D plakaların 1 cm üzerinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Plakaların 1 santim üzerinde olmalıdır. 120 km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? A 60 metre, B 70 metre, C 80 metre, D 30 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. En az 60 metre olmalıdır arkadaşlar. Hızımız kaç ise tam olarak yarısı. Yani 100 ile gidiyorsak en fazla 50 metre yaklaşabiliriz. Daha fazla yaklaşamayız. Bunu bu şekilde ezberleyin. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A şok, B yara, C koma, D tıkanma. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Yara adı verilir arkadaşlar. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yaya geçidini kullanması B. Alt ve üst geçitleri kullanması C. En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi D. Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Önce sağ, sonra sol tarafını kontrol etmesi yanlıştır arkadaşlar. Bunun tam olarak tersini yapması gerekiyor. Önce sol, sonra da sağ kontrol etmemiz gerekir. Sonra karşıya geçmemiz gerekir. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. El frenin daha iyi tutmasına. B. Motor parçalarının zarar görmesine. C. Eksos susturucusunun delinmesine. D. Lastik hava basınçlarının düşmesine. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Motor parçalarının zarar görmesine neden olur. O yüzden ne az ne de çok koyuyoruz. Tam gerektiği, gerektiği kıvamda koymamız gerekir. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A 5 dakika, B 10 dakika, C 15 dakika, D 20 dakika. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. En çok 5 dakikadır. Bekleme amacıyla yapılan duraklama en çok 5 dakika arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir? A motoru çalışma sıcaklığında tutmak. B diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak. C vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak. D alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motoru çalışma sıcaklığında tutmaktır arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A demiryolu alt geçidine B demiryolu üst geçidine C kontrollü demiryolu geçidine D kontrolsüz demiryolu geçidine Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaştığımızı bize bildirir. Yine görsel bir soruyla devam ediyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? A. Kısa farların yandığını B. Uzun farların yandığını C. Cam resistansının çalıştığını D. El freninin çekilmiş olduğunu Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Uzun farların yandığını bildirir arkadaşlar. Mavi renkte yandığı zaman uzun farlar açık anlamındadır. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A su pompası, B şanzuman dişlileri, C alternatör diyotları, D diferansiyel dişlileri. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Alternatör diyotları arızalanır. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? A. Kaburga kemiği B. Kaval kemiği C. Uyluk kemiği D. Pazı kemiği Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Kaburga kemiği kırıldığı zaman akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazla. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazalarda ilk yardım için kullanmak. B) Araç muayenelerinde göstermek. C) Trafik denetimlerinde göstermek. D) Araç donanımını tamamlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kazalarda ilk yardım için kullanmaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Önemli bir soru aslında arkadaşlar. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A otobüse, B otomobile, C iş makinesine, D lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Otomobile geçiş kolaylığı sağlamalıdır. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için nokta nokta pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A şok B oturuş C yarı yüzün koyun yan D baş geri çene yukarı Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Baş geri çene yukarı yazılmalıdır arkadaşlar. Yani baş geri çene yukarı pozisyonu verilmelidir. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir? A. Kasko sigortası yoksa B. Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa C. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa D. Sürücünün sürücü belgesi yanında yoksa Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa araç trafikten men Yani 7 emin otoparkına çekilir. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. B. Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir. C. Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır. D köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A yakıt seviyesi kontrol edilir. B önemsenmez devam edilir. C lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir? A baş ağrısı, B iştah artması, C solunum zorluğu, D halsizlik, kendinden geçme. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İştah artması zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? A kırık, B çıkık, C incinme, D burkulma. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır çıkık olacaktır arkadaşlar. Kendi kendi kendiliğinden normal konumuna dönemez çıkık. Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A. El freninin çekilmesi. B. Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması. C. Gaz pedalına basılması. D. Birinci vitese takılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması gerekir. Sırada görsel bir sorumuz var. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç için otoyollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Görüyorsunuz otomobil arkadaşlar. A 110, B 120, C 130, D 140. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Azami hızı 120 kilometredir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? A yağ filtresi, B polen filtresi, C yakıt filtresi, D ekran filtresi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi zamanında yani periyodik bakımı yapılmazsa yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt göndermez. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A boynuna boyunluk takıldıktan sonra B boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra C boyun ağrısına dindirici ilaç verildikten sonra D boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Boynuna mutlaka boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkartılmalıdır. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A üçgen sargı, B tel atel, C tahta atel, D ince rulo sargı. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Üçgen sargı kullanılır arkadaşlar. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. İdari para cezası B. Ağır hapis cezası C. Aracı en sağ şeritten sürme cezası D. Sürücü belgesi almaktan men cezası Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İdari para cezası uygulanır. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A dikkatin dağılması, B kural ihlallerinin azalması, C direksiyon hakimiyetinin artması, D kazaya karışma olasılığının azalması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dikkatin dağılması arkadaşlar. Evet bu sınavın da sonuna gelmiş bulmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görseller paylaşıyoruz. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.